Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün Azra ile beraber Çankaya ve Sev Başkent diye bir video çekmek istedik. Bu videoda iki üniversiteyi de kampüs anlamında, bölüm anlamında, hocalar anlamında ufak bir kıyasa gireceğiz. Buradaki kıyas sadece asla okulları birbirine karşılaştırmak ya da yarıştırmak amaçlı değil, sadece tercih edecek öğrencilerin iki okulda daha iyi anlaması için çekeceğimiz bir video olacak. Ben zaten Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim, beni biliyorsunuz. Bizim Azra ile ortak bir yönümüz ikimizin de bu sene irregular olarak başlaması. Düzensiz öğrencileriz. Biraz da Azra kendinden bahsetsin. Ben Azra Işıl Özel. Çok resmi girdim. Hiç sıkıntı yok. Olur, resmi. Tamam. Ben Çankaya Üniversitesi Sayısal İç Mimarlık öğrencisiyim. Birinci sınıf gibiyim. Ben de irregularım. O yüzden birinci sınıf oluyorum aynen. Birinci sınıftan başlayacağım. Birinci dönemini almadın mı? Birinci sınıfın ikinci dönemini aldım. Şimdi birinci sınıfın birinci dönemini alacağım. İkinci sınıf birinci dönem almıyorsun. Benim tek farkım ikinci sınıf birinci dönemde alacağım. Birinci sınıf birinci dönemden de alabilirsem mümkünse yani bir iki ders almaya çalışacağım. Süreç böyle ilerleyecek ikimizin adına. Şimdi hafiften şöyle bir kampüslerimizden bahsedeceğimiz bir şeye girelim. Şimdi Başkent Üniversitesi zaten Balca yolunda. Birazcık ilerisinde ne kadar? 3-3,5 kilometre falan evet, var. Evet az yani 15 dakika falan var. İkisi de gerçekten şehrin biraz uzağında. O yüzden servisleri kıyaslamak bizim için çok çok önemli. Yani ulaşım imkanları açısından. İkimizinki de ücretsiz zaten. Evet, benzerlik gösteriyor. Atılımın ücretli diyebiliyorum. Bu sene de evet. Öyle olur diye tahmin ediyoruz. Gerçekten hani şu an bile metro dolmuş, otobüs bu kadar pahalı olmuşken okul servislerinin ücretsiz olması ikimizin de işine çok yarar. Peki şeyden bahsedelim. Sizde SEM servisleri mi, RING mi, nasıl oluyor? Bizde yanlış hatırlamıyorsam saat 8'den sabah servis RING'lerimiz, servisler kalkıyor. Akşam 5.30'du galiba. Geri semte evlere bırakma, dönüyor. Semte dönüyorlar. Ama onun dışında her saat başı RING'lerimiz Milli Kütüphane'ye, Söğüt Özü'ne, Balgat Kampüsü'ne, Sıhhiye'ye gidiyorlar. Tunus yok değil mi sizde? Tunus'ta var. Bir tane galiba. Aynen. Gün içinde bir tane oluyor. Bizde Tunus 3-4 defa oluyor ama şöyle, geçen sene online olduğu için Tunus servislerini 2'ye falan düşürdüler. Hani gittikçe azaltmaya çalıştılar. Sıhhiye de çok sık var. Yani biz onlara yol boyu servisleri diyoruz. Hem Milli Kütüphane'ye bırakanlar, Söğüt Özü'ne bırakanlar. Semtler de aynı şekilde zaten. Sabah bir, akşam bir. Hani o yüzden mesela işte 1'de dersiniz olduğu zaman illa semt tercih edecekseniz biraz sizi yorabiliyor. Yani 8.30'da okulda oluyorsunuz, 1'e evet. kadar dersi bekliyorsunuz, oyalanıyorsunuz falan derken. Servis konusunda iki üniversitenin imkanları çok fazla. Yani ücretsiz olmasından dolayı da şanslıyız, bunu söyleyebilirim. Şöyle kampüsünden biraz bahseder misin? Okulun içi nasıl? Hani yeni mi binalar? Yani bizimki evet. biliyorsun, bizim biraz eski, dış görünüş anlamında falan. Ya hukuk da aynı şekilde. Sınıflarımız falan da biraz eski ama ben senin videolarını gördüğümde yeniydi. Hani ya ben yanlış bilmiyorsam bizim mimarlık fakültesi Balgat kampüsündeymiş ve son birkaç yıldır sanırım yeni taşınmış. Yani bizim mimarlık fakültesi yeni. Zaten içi falan da öyle. Genel olarak ama kampüsümüz yeni binalardan oluşuyor. Sadece tek sıkıntısı hazırlık bizde en uçta, mimarlık öbür uçta. Yani bir uçtan bir uca giderken zorlanabiliyorsunuz. Yani yemek içinde olsun, yemekhane içinde. Spor salonu da keza direkt girişte duruyor. Evet, bundan biraz bahsedelim evet. spor salonundan. Ben sizin spor salonu fotoğraflarını gördüm. Çok çok iyiydi bu arada. Yeni yapılmış. Atılım 2'ne de benziyor. Atılım da yeni. Ama muhtemelen Çankaya 1, Atılım 2, Başkent 3 falan olur bu kıyaslamada. Çünkü Başkent'in spor salonu çok eski. Yani aletleri kullanacağız alan çok kısıtlı yani ve maksimum 5-6 kişi o sırada aynı anda belki spor yapabilir, belki yapamaz yani çok küçük bir alan var. Evet. Ve aletler zaten dediğim gibi çok çok eski. O yüzden böyle işte TED'in ya da Atılım'ın, Çankaya'nın gibi bir spor salonumuz yok. Ama duyduğuma göre seneye bir yenileme söz konusuymuş ama ne kadar doğrudur onu da bilemiyorum. Onlardan da bahsetmiş olayım. Kütüphane. Onun dışında kütüphane, evet kütüphane. Bizim kütüphanemiz galiba yanlışım yoksa Ankara'daki en büyük kütüphaneymiş yani Milli Kütüphane'den de önce geliyormuş. Çok katlı yani bir 5-6 katı var galiba bizim kütüphanenin. Eksiler falan da var. Güzel yani kütüphanenin de bir kafesi var. Hani gidip oradan kahve falan alabiliyorsunuz, sandviç vesaire. 7-24 açık olduğu dönemler de oluyor. Ama bizim kütüphane girişlerimiz biraz sıkıntılı. Yani dışarıdan bir arkadaşınız getirmeniz çok çok zor. Hani imkansız neredeyse. Çünkü her girişte kart okutuluyor. Evet. O biraz sıkıntılı bir durum. Sizin kütüphaneniz de yeni mi, nasıl? Bizimki de yeni yanlış bilmiyorsam. Bizimki de aynı şekilde kart okutmalı. Hatta geçemiyorsun yani iki kere okutamıyorsun falan. Onlar da bizde sıkıntı yaşıyoruz. Bizde öyle bir durum yok da.
Sizinki daha güzel. Bize öyle bayağı. Ve şey, bizim de dediğin gibi aşağı katlarda bölümlerimiz var grup çalışmaları için. Bizde 7-24 değil. Yani oluyor da olabilir üst katı ama grup çalışmalarında 7-24 yapamıyorsunuz. 5'te bitiyor yanlış bilmiyorsam. Servislerle yine aynı saate denk gelsin diye. Bizim de kütüphane 4 katlı sanırım. Evet, ana kat, üstte 2 kat var. Bir de aşağıda var. Bizimki de büyük, güzel. Yani kullanışlı bir kütüphanemiz var bizim de ama sizinki daha büyük sanırım. Peki kaynak olarak falan oradan kitap alabiliyorsunuz değil mi? Onu alabiliyoruz. Tabii ben çok kullanmadım. Ben ama hani şey okula biz de tercih döneminde tanıtma falan gittiğimizde bahsettiler herhalde kitap alabilirsiniz. Ben gelebilirsiniz evet, evet. falan. Ya yukarıdaki katlarda çok fazla özellikle hukuk kitapları görüyorum ben. Yani hukuk öğrencileri gelip kullanıyorlar yanlış bilmiyorsam. Hatta soruyorlardı işte bu kitaptan kaç tane var. Bazıları alıyor, ödevleri oluyor. Kullanışlı oluyor yani kullanılıyor. Evet. Birazcık da kampüsteki yemek yeme olanaklarından bahsedelim. Şöyle bizim fakültede bir hukuk tabildot var. Oradan yemek yiyebiliyorsunuz. Kafemiz var, Parsi. İşte Valdi var. Livadi var. Evet, hazırlıktaki herkesin takıldığı yer. Biz çok okuyamadığımız şu dönemde. O yüzden ismini bile karıştırabiliyorum. Sanat kafe var güzel sanatlarda. Yani sanatta genelde herkes takılır başkentte. Çünkü daha kalabalık masaların oturabileceği bir ortamdır. Hep 5-6 kişi arkadaş grubu o komik TikTokların çekildiği yerde sanat kafedir genelde. Ben çok gitmiyorum ama biz genelde Paris'te oluyoruz fakültenin yanı olduğu için. Çok fazla imkan var yani. Orada da sandviç yapılıyor ya da işte bir döner hazırlanıyor. Bir her türlü bir yiyecek bulabilirsiniz. Ama tabildot konusunda gerçekten mühendislikte ve hukukta çok güzel yemekler. Sadece dediğim gibi eski videolarda da bahsettim ben pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani devletteki bir öğrencinin 8-9 liraya karnını doyurduğu yerde bir 80-90 liraya tabildot almamız bizim için biraz uçuk geliyor bana. Geçen yıl mı fiyatı mı? Evet geçen yıl 80 olmuştu tabildot. Sizde nasıl mesela? Bizde ben çok yemedim bir kere yedim galiba yemekhanede ve bizde 35 liraydı tabildot. Ya iyiydi yani güzeldi meyvesi. İçeceği falan oluyordu. Sebze menü falan mıydı? Ben ilk okul adımımı attığımda sebze menü 35'ti. Sonra onu 55 yaptılar. Bizim genel bir yağ yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben çok fazla yemediğim için bilmiyorum ama tek direkt sıraya giriyorduk. Alıyorduk yani o şekildeydi. Bizde ayrı ayrıydı et menü, tavuk menü, sebze menü diye. Gidip et içinde et olan bir şey alamıyordum falan yani. Ha, böyle öyleydi. Bir hiyerarşik bir düzen gibi bir şey vardı. Bizimki de öyle olursa iyi olabilirdi aslında. Öyle olsa yiyebilirdim de. Yani dediğim gibi çok fazla tüketmedim. Onun dışında bizde tam ortada bulunacak şeydi. Hazırlıkla işte bu mimarlığın arasında bir Arabica kafe var, kahve. Onun dışında bir de o çevrede yine Arabica Kitchen var. Onda da kiloyla alabiliyorduk biz. O da güzel. O da iyi oluyordu, evet. Yani o imkanımız var. Mimarlık ve hukukun birleşiminde bir garaj var. Oranın yemekleri en güzel oluyordu zaten. Bir de ortak salonda simit dünyasıydı sanırım. Yine yemekhane de ortak alanda. Zaten herkes orada takılıyor. Hani sen dedin ya herkes şeyde takılıyor. Sanatta. Diye. Sanatta. Bizde de herkes ortak alanda takılıyor. Çünkü tüm şeyler orada. Mühendisliklerinki de orada. Bu Türk Dili Edebiyat'tır, işte İngilizcedir falan. Onlar da hep o yerde oluyor. Pardon İngilizce hazırlıkta oluyor. Matematik, geometri falan da hep orada oluyor. Bizde de orada dönüyor her şey aslında. Bunlar var bizde de. Evet. Peki tabii mesela... Hazırlıkta da sarı var. Yani kantin. Bir de orada kantin var. Peki şey mesela okulun dışında öğrencinin kendi ulaşabileceği bir yemek yiyeceği bir alan var mı? Mesela bizdeki Arsiye gibi. Hani aşağıda yani orada bir var ama yürüyeceğin şeyde değil tabii ki. Yani bizim orada yokuş var o yokuşu çıkıyorsun. Onu da arabayla çıkman gerekiyor. Aynen aslında aynı hesap. Yani bize de yokuş var ama gene çıkılabilecek bir yokuş olarak görülüyor. Ama şey evet yani gerçekten okulda değil de öğrencinin ben bir dışarıda yemek yiyeyim ya. Daha güzel geçeyim diyeceği bir okullar değiliz açıkçası bizim ikimizin de okulu. Onu söyleyebilirim. Okuldaki topluluk ve kulüplerin aktifliği. Yani ben şunu çok iyi biliyorum. Ben okula ilk adımımı attım. Tüm topluluklar geldi. Ben şu topluluğun başkanıyım. Bunu yapalım, şunu yapalım. Böyle işte tanışma partimiz var. Buna gelin, şuna gelin. Hiçbirine gitmemiştim. Dürüst olayım yani. Niyetlenmedim de hiçbirine. Evet girdiğim topluluklar vardı. Ama sanırım hissettim galiba sonrasında çok aktif bir şekilde yürümeyeceğini. Gerçekten bizim toplulukları ben çok aktif görmüyorum. Şunu söyleyebilirim ki Başkent Ünlü GFB bir tek aktif geldi bizim okulda. Gerçekten Genç Fenerbahçeliler topluluğu olarak aktifiz. Hani onun dışında ben çok aktif olan bir topluluk göremedim maalesef. Dilerim hani bu sene bunu değiştirmek için de aklımızda birkaç proje var yani benim okuldan birkaç arkadaşımla beraber. Umarım farklı bir topluluk kurup daha etkili bir rol alabiliriz ama sizin üniversitenin ben mesela sizin üniversitede olmama rağmen blockchain topluluğunu biliyorum.
örnek veriyorum, onlar yurt dışına gitti, arkadaşım var orada, zaten videonun sonunda da bahsedeceğim. Çok aktif bir şekilde rol alıyorlar o toplulukta ve dedim hani o zaman bizim topluluklar diğerlerine göre daha pasif, hani demek ki sizinki evet, birazcık daha aktif oluyor falan. Nasıl peki okulun toplulukları genel olarak? Yani benim topluluklarla ilgili açıkçası hem Irregular Online'de ikinci dönemin online olmasından dolayı çok fazla böyle içli dışlı değilim topluluklarla, ama ben kampüs içindeki toplulukların aktifliğini görmüştüm, sen de dışarıdakini görmüştün. Mesela bizdeki hayvan topluluğu, hayvan besleme severlerle ilgili çok aktifler. Yani bizim zaten kampüste yani 30'dan fazla bile olabilir köpek var. Bizim de öyle ama topluluğumuz ne kadar aktif bilmiyorum yani. Ya bizimki bayağı aktif. Yani her gün o grupta şey yapılıyordu, liste yapılıyordu. İşte pazartesi kim yapacak, sabah kim, akşam kim, hafta sonu kim geliyor, kim işte veterinere götürüyor. Çok yaşlı köpeklerimiz de vardı ve onları haftalık veterinerleri oluyor mesela, ilaçları oluyor, onları oluyor. Ve bunlar için de bayağı aktif çalışıyorlardı aslında, yani bayağı iyilerdi bu konuda. Kendi iç mimarlık topluluğu içinde onlar da aktiflerdi. Sinema günleri oluyordu, birlikte toplanıp kafeye gitme oluyordu. Ya bizim topluluklar aktif biraz, evet, başka bir yere. Bakalım, umarım sizin gelmenize beraber yeni aranızda yeni böyle lider olur, kişiler olursa daha güzel topluluklar evet, olabilir tabi. Şeyden bahsedelim birazcık, hocalarla iletişim. Bizim şimdi hazırlık olarak, onu farklı bir videoda bahsedelim istiyorsan, irregular hazırlıkla ilgili. Onu farklı şey yapayım, bölümden evet, bahsedeyim. Mesela şimdi şey, hem bölümden bahsedeyim hem de hazırlıkta hocalarla iletişim nasıl? Yani hocalara gidip rahatlıkla bir şey sorabiliyor muydun? Ya tabii ki, yani hazırlıkta ben hocamı çok seviyordum mesela. Bizim sınıf hocamız gibi oluyor aslında, yani öyle evet, olmuyor ama evet. Evet, öğretmenin gibi oluyor. Ya bayağı lisede gibisiniz öyle, yani tamamen. Toplam 5 günde gidiyorsun, bayağı lise yani. Ve bizim onun sınıf hocamız falan var yani. Evet, yani 50 dakika kötü dersti bize. Sizin de mi öyleydi? Bizim de öyleydi. Çok yoruyordu yani biraz. Bizim Tuğçe hocaydı. Ben Tuğçe hocayı çok seviyordum yani. Hocalarla iletişim konusunda da gayet güzel soru da sorabiliyorsun. Bir problemin varsa da iletebiliyorsun. Ya o konuda iyiler. Gerçekten iyiler yani. Tüm hocalarımız da öyleydi. Bizim dersimize giren hocalarımız iyilerdi. Bölüm olarak baktığımızda da dediğim gibi online olduğu için, ki ben tek bir derse gittim sanat tarihine yüz yüze olarak. Yine o hocam da sınavla ilgili, hocam ne çıkar, ne zaman, ne yaparız dediğimizde gayet güzel iletişime girebiliyordunuz. Diğerleriyle de mail yoluyla kolay bir şekilde haberleşebiliyorduk. Yani sorularımızı zaten diyorlardı. Anlamadığınızı atın, ödevle ilgili bir problem varsa mail atın, cevaplayalım diye. Hatta teşvik ediyorlardı bizi yani, atın diye. Birazcık nefeslensem bir şeyler, hiç ben devam edeyim şimdi. Tamam. Evet, hocalarla iletişimde Başkent Üniversitesi hakkında şöyle diyeyim. Hazırlıkta çok çok iyiydi yani, biz bildiğiniz böyle ilkokul öğrencisi gibi. Livadi'de böyle şey yaptık, böyle bildiğin piknik falan yaptık. Herkes evden börek çörek falan getiriyor, yani hazırlık evet, bitti falan diye. Yani gerçekten çok samimi bir ortam. Bir de hazırlıkta gerçekten hani size böyle üniversitenin bebeği falan, yani bebek daha çocuk bunlar falan, o gözle bakıyorlar hazırlıktayken. Gerçekten bu var. Bir de hocalar da gerçekten çok iyiydi. Çünkü üniversiteye yeni adım atıyorsunuz, daha anlayışlı oluyorlar. Nasıl diyeyim, mesela şundan bahsedeyim. Üniversiteye adım atınca tabii stresli bir seneden çıkmışsın, biraz daha rahat bir ortam istiyorsun yani. Hocalar bununla göz önünde bulunarak bu anlayışa sahip hocalardı bizimkiler ve çok iyilerdi bu anlamda. Muhtemelen sizinkiler de öyledir. Mesela ben rahatsızdım yani, bir gün çok öksürüyorum, gribim. Hoca beni odasına çağırdı, bana orada işte bir grip şeyi yapmış falan, böyle bunu iç kızım şöyle böyle. Gerçekten çok ilgililer. Ben hazırlık hocalarımdan o yüzden çok çok memnunum. Hepsinde WhatsApp'tan numarası vardır, gruplarımız vardır. Oradan yine takıldığımızda bir şey sorabiliriz, danışabiliriz. Her zaman maillerini, oda numaralarını bizlerle paylaşmışlardır. Bölüme gitseniz de gelin danışın, buradayız vesaire falan diye. O yönden ben çok mutluyum. Ama şunu düşünüyorum. Bizim hazırlığımız gerçekten diğer üniversitenin hazırlığına göre daha kolaydı. Yani bunu görebiliyorsunuz. Yani şimdi Bilkent hazırlık diye bir şey var. Yani tabii canım. Ankara'da Bilkent hazırlık için açılmış bir yüzlerce kurs var. Yani neredeyse bunu atlamanız TED'inki için. TED'inki de öyle galiba. TED'le aynı fikirde miyim bilmiyorum ya. Gerçi o sen daha iyi bilirsin. Daha mı? Ya dernekle daha bağlantılıyım ama üniversite tarafında yok yani hazırlığı. Ya ben duydum TED'in hazırlığında çok zor olduğunu. Galiba o da ilgili. Bizimkinden falan kesin zordur ama bir Bilkent vesaire falan etmez tabii. Muhtemelen ODTÜ ile TED belki birbirine yaklaşabilir. Hani örnek veriyorum. Ama bizim hazırlığımız gene itibariyle kolaydı. Ve şunu söylemek istiyorum.
mühendislikler için bence hazırlıkta aldıkları İngilizce eğitimi yeterli değil. Yani %100 İngilizce okuyacak bir kişiler için yeterli olur mu bilmiyorum. Yani öğrenci tamamen mutlaka kendine bir şey katması lazım. Bölüm İngilizcesi vermiyorlar zaten, normal. İngilizce aynen. veriyorlar. Bizde de aynı şekildeydi. Bölüme geçince zorlanabiliyorsun. Evet, zaten o terimlere kendin bir çaba harcaman aynen gerekiyor. Yani ben bölümde de evet, yani ben bölümde de bize liste verecekler falan diye düşünüyorduk. Hiç öyle bir şey de olmadı. Derste söylüyorlar bu diyor. Hatta bazen söylemiyorlar bile. Evet, yani diyorlar ki bakın buna. Bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bir de ben irregular olduğum için daha da zorlanıyordum. Öbürleri yine teknik kısmını bildikleri için. Ben stüdyo dersi de alamıyordum çünkü. Onlar daha kolay oluyor olabilir ama onların da zorlandığını görüyordum ben. Ki bizde zaten ilk yılda ya da bu şekilde irregular geçmek çok hem tavsiye edilmiyor hem de geçmek istemiyor çoğu kişi yani. Evet. Geçemiyorlar da bu arada. Zor aslında yani bakıldığında. Genellikle ikinci yılı okuyanlar vardı benim etrafımda da. Benim de öyle vardı. Yani öyle yapıyorlar. Bilmiyorum rahatlığından mı düşüyorlar yoksa geçemiyorlar mı gerçekten? Onu bilmiyorum ama ikinci yılı okuyup da geçen çok fazla vardı bizde. İkinci yılını okuyan. Peki hazırlıkta duran. Kaç modüldünüz onu hatırlıyor musun? İşte 4 kur falan gibi. Hatırlıyorum. Şeydi bizde kur değildi de A1 vardı başlangıç seviyesi. A2, B1, B1, B2 karışıktı bir sınıf. Ben ondaydım. Bir de B2 pluslar vardı. Onlar da son şey. Son kur oluyor galiba. Aynen son kur oluyor. Zaten senin de benim okulumda. A1 başladı biz. Aynen. Ya B1, B2 olduğumuz için irregular geçebildik. Normalde A1 ve A2 seviyelerde bu dönem ortasında geçiş gibi bir sınav yok bizde yani. Aynen. Evet. Yani onun şeyini yaptık, şansını yakaladık. Peki böyle midterm'e giriyorsun, bizdeki gibi final'a giriyorsun. Aynen. Sonra bir de prof gibi bir sınav mı oluyor? Nasıl oluyor sizde hazırlık? Şimdi bizde bir midterm'imiz vardı 7. haftanın sonunda. 7. haftanın sonunda bir midterm'imiz vardı. Bir kitap okuma sınavımız vardı bizim. Bizde o yoktu mesela. Ama şey galiba A1, A2'ler gibi yani ilk kurlarda böyle bir şey duydum. Hani bizde vermediler kitap okuma da. Bizde hep sunum vesaire falan vardı. Daha çok böyle özellikle en son B2 Plus'ların o son kurda biz sunum falan yapıyorduk. Bizde yani. Aynen. Kitap okuma, sunum. Ki sunuma da şeyden verdiler bizde. Ekim'de başladı zaten okul. Ekim'in sonunda verdiler. Aralık'ta sunacaksınız diye. Aralık'ın sonu gibi de sunduk zaten. Sunum vardı, kitap okuma vardı. Bir tane de 10. hafta gibi bir şeye giriyorduk. Dediğim gibi final gibi ama ikinci midterm. Ama onun puanı göz önüne alınmıyordu. Şeyi alınıyordu, writing'e. Bir de writing'den giriyorduk. O da %10 etkiliyordu. Bir de en son dediğim gibi prof'a giriyorduk. Bir de speaking'imiz vardı. Prof'ta yine speaking, writing vesaire var prof sınavında. Var. Evet bizde de var. Prof sınavında şöyle gramer oluyor, vocab oluyor, listening oluyor, speaking oluyor aynen. Başka. Writing şey, oluyor. Şey, note taking, listening de var mı sizde? Yok, bizde yok. Şey, bir listening'i ders dinlettiriyorlar size lecture. Ve onda şey yapıyorsun, o anlatırken sana soruları da vermiyorlar. Sen kendine ne önemli gelen yerleri abi. Not anlatarken alıyorsun. Anlatarken aynen, ölçüm. Aynen. Sonrasında soruları veriyorlar bize. Ona göre cevaplıyorduk. O da sıkıntıydı ya. Ya bizde öyle bir şey yoktu ama bizde şey vardı. P-chart falan hani grafik, işte daire grafiğini sunuyorsun. Ve şey yani hep böyle küresel ölçekteki bir grafiklerden çalışıyordu. İşte 2011-2012 depremler, yıkımları, etkileri ve bunlar İngilizce şekilde anlatıyorsun. Ama şöyle bir durum var ki zaten bunlar aslında derste bize alttan veriliyor. Yani bir ünitede evet. Çevre ünitesi oluyor. Orada depremle ilgili o kullanacağın kelimeleri, kalıpları öğretiyor sana aslında. Yani öğretmediği bir şey, hiçbir şey sormadı bize okul. Yani ben bunu söyleyebilirim. Evet. Speaking'de de hani derste pratiğini yapmadığımız hiçbir şey karşımıza gelmedi. Ben ilk speaking'imde ağlayarak çıktım neredeyse. 2 saat psikolojiyi söyleyemedim. Tamam mı? Hatırlıyorum psikoloji, bunu. Psikoloji. Allah Allah. Böyle kaldım. Hoca güldü bana. Yani o gün böyle hiç çalışmıyorum ona. Dışarı çıkıp çok üzüldüm ya. Yani alt üstü bir kelimeyi söyleyemedim. İlk zamanlarda doğrudan da girdim. Sonrasında çok rahattım. Bizde 2 dakika mı 2,5 dakika mı neydi mesela en zor sorun, en son sorunum. Ben 3,5 4 dakika konuşmuşum. Hoca bence bu kadar yeter dedi. Çünkü alışıyorsun bir süre sonra yani. Ben zaten hep gramerden ziyade speaking'im daha iyi olan bir insanım. Yani hep benim vocab gramer kısmı daha kötüydü. Ama şey, hocalar da bana artık o şeyi kazandırmıştı derste. Bunun son işte bir hafta kala profa o alıştırmaları falan iyice yapmıştık yani. O yüzden
Birazcık da gerçekten özel olarak hocaların bizimle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Yani ben hazırlıkta bunu söyleyebilirim. Evet, evet. Birebir yanına gelip sana anlatabilir. Odasına gidip sorabilirsin. Ben bu grafiği anlatamıyorum ya da çok geriliyorum. Hani heyecanınızla ilgili bile konuşabilirsiniz. Yani hı-hı, stres olmanızla ilgili. Hocalar tamamen size bu anlamda bir yönlendirmede bulunur. Ya çünkü hocalar da istiyorlar. Yani kendi sınıfından ne kadar çok kişi geçerse aslında. Evet. Onlar için de güzel bir şey. Bizim hoca da söylüyordu mesela geçen yıl benim sınıfımdan işte 30 kişiydik biz. 18 kişi geçti diyordu. Biz bu yıl 15 kişi geçtik galiba mesela. Ya onlar için de ne kadar geçmemizi istiyorlar ve bunun için çaba harcıyorlar da zaten. Evet. Bundan sonra belirtmek istediğimiz, sizin fakültede ben şey duydum da, hukuk ve halkla ilişkiler, reklamcılık %100 Türkçe mi? Yok. Hukuk ve halkla ilişkiler, reklamcılık dışındaki tüm bölümler %100 İngilizce. Aynen. Bizde böyle bir şey yok. Yani %50 de olan var değil mi? Ben yanlış biliyorum. %100'e 30'a da olan var. %30'a %70 var hukuk. Mesela hı, öyle seçme dersimiz İngilizce. Ama şey, bizde %100 Türkçe olan bölümler de var yani. Çankaya bu anlamda İngilizce evet, daha evet, böyle mimarlığı falan var yanlış bilmiyorsam. Böyle şeyleri. Ya ben bizde de olmasını dileyebilirdim bazen yani. Ya bilmiyorum öyle. Şu an günümüzde bence ben bir okulda her ders olacaksa İngilizce olsun yani Bilkent mesela hani her evet, bölümü gerekirse İngilizce görsün şeyindeyim ama maalesef hani belki o kadar hazırlığımız yok yani fakültelerin bunu yapacak evet, hazırlığı da olmayabilir. Kolay bir şey değil çünkü her şeyi ona göre entegre etmek, tüm sınavları, evet, hocaları hazırlamak vesaire. Ya ama zor da oluyor belli yani evet, benim anlamadığım da oluyordu mesela şeyden dolayı. Söylüyor bir teknik bir kelime mesela. Şimdi onu yapmam da gerekiyor, yazmam, anlamam da gerekiyor. Anlamıyorsun mesela. Heceliyor, öyle yazabiliyorsun falan. Ya böyle zorlukları da oluyor bizde. Ama sorduğunda anlatıyorlar. Yani geneli full İngilizce anlatıyor ve bu konuda hiç taviz vermemeye çalışıyor. Ama sorduğunda da hocam biz hiç anlamadık dediğimizde de Türkçe yine özet geçiyor. Geçiyor evet. Aynen. Bizde de aynı. Yine şey yarı İngilizceyle bu arada. Yani bizde zaten seçmeli olduğu için hani iki dersimiz falan öyle oluyor. O yüzden hoca yardımcı oluyor hani Türkçe bir özet şeyler mi İngilizce. Bu sene sosyolojiye giriş vardı. Hı-hı. Introduction to Sociology. Başka uluslararası ile ilgili bir şey. Ekonomi normalde ekonomi falan da İngilizce de ben ekonomi almadım. Ne aldım ben? Muhasebe aldım. Sen benden daha iyi diyorsun. Muhasebe aldım. Ekonomi almadım çünkü ekonomiye karşı okuldaki herkes çok ön yargılıydı. Hani bırakabilirsin, hani bırakabilirsen hoca bırakabilir burada bunu düzgün söylemeye çalıştım. Hoca seni bırakabilir falan diye bir şey var yorumlar. Ben de cesaret edemedim yani. Çünkü neden zaten irregular olan öğrencileriz ve ister istemez alttan kalan çok fazla dersimiz var. Yani bir anda bölüme başladığımız için bir anda da yapamayacağımı düşündüğüm bir dersi alıp ortalamamı düşürmek istemedim daha ilk dönemden. Zaten zor olacağını biliyorum çünkü başta sınıf arkadaşlarıma göre daha geriden başlamış öğrencileriz ikimiz de. O yüzden risk almak istemedim. Bakalım belki bu sene bir risk alırım. Göreceğiz. Bundan sonraki kısımda ben diyorum ki soruları yanıtlayalım. Çankaya ile ilgili gelenler. Ufak bir ara verelim sonra sorulara geri dönelim. Geliyor. Başlatıyorum. Gel. Evet videonun ikinci partındayız. Şöyle şimdi bize en çok gelen şey sorulara bir daha bakayım. Yönetim bilişim sistemleri bölümüyle ilgiliydi. Azra da aslında şu yönden bu konuda bizi aydınlatabilir. Kuzenim de aslında yurt dışında bu programın versiyonunu okuyor. O yüzden sen orada bilgilerini aktar. Ben de olsa da sizden gelen sorulara bakayım tekrardan. Bölüm açısından çok gerçekten geleceğe dönük ve eşit ağırlıkta okunuyorsa eğer, yani eşit ağırlık düşünülüyorsa çok öne açık bir bölüm. Hem yurt dışında hem Türkiye'de. Yurt dışındaki versiyonunu yani okulu bitirdikten sonra yurt dışına gitmeniz ve orada iş bulma imkanınız çok yüksek. Burada da aynı şekilde. Çünkü direkt yönetim ayağında başlıyorsunuz yani. Bir de bu bölüm, işletme bayağı ile bilişim sistemlerinin tam ortası gibi. Yani aynen, ikisini kesişim de aynen. İkisini de harmanlayıp öyle okuyup ay hiç konuşamadım. Yok bir tane konuş. İkisini de harmanlanıp bir şekilde programlanmış halde. Evet. Şöyle bence bu bölümü özellikle okumak kesinlikle daha avantajlı. Evet, imkanlar açısından çok daha avantajlı. Ya bir de ister istemez özel üniversitelerin anlaşmalı olduğu şirketler beraber işbirliği içerisinde olduğu şirketler oluyor ve staj imkanı vesaire giderken de çok daha farklı bir boyuta ulaşabiliyor. Yani bu bölümü tercih edecekseniz ben daha çok özel üniversiteleri tercih etmenizden yanayım. Ha tabii ki hani ilk 2-3 üniversiteye baktığımda da çok yüksek puanlı yerler var. Tabii ki devlette de çok iyi durumda olan var ama o devletler zaten çoğu özelleri de sollayacak durumda olan devlet üniversiteleri evet, zaten. Hani
Sadece burada şundan bahsetmek isterim. 40 bin, 90 bin aralığında ya da daha fazla bir aralıkta bu bölümü tercih etmeyi düşünüyorsanız, yani 40 bin ve aşağısında, mutlaka ben özel üniversiteden yanayım. Ben de. Bizim üniversitemiz bu sene taban olarak 27.800'de almış. Taban olarak da giren son kişi 57.800'de girmiş. Sizde nasıldı? Bizde de en son 82.000'le kapatmış. %100 burslu. Benim de burslu sıralaması. %50'yi de 440.000, yanlış bilmiyorsam, geçen yıl. Ya iki üniversiteyi de tercih edebilirsiniz bence. Çünkü hem prestij olarak da hem oradan mezun olduktan sonra size katacak iş imkanları ve çevre baktığımız anda gerçekten özel üniversite daha mantıklı geliyor bana da. Gelen diğer sorulara bakıyorum. Okuldaki kulüplerin aktifliği nasıl? Ortam, sosyal ortam vesaire. Bunu yanıtladık aslında. Peki sosyal ortamdan bahsedelim. Hani ilk okula girdiğinde böyle arkadaş grubu vesaire olsun, kendine uyuşabilen insanlar buldun mu? Nasıldı? Yani zaten seni zor görmek istemezdim bu soruyu sorarak ama ben hep yanımda. Ben genel konuşacağım. Evet, hep genel konuşacağım. Okulun... Bir de şimdi şöyle, Derya Deniz, çok özür dilerim. Derya Deniz, yani elbette bir kendinize uygun, kafa yapınıza uygun arkadaşlarınızı bulursunuz. Yani ikisi de büyük kalabalık okullar, Türkiye'nin dört bir yanın öğrenci okulları, ama şunu söyleyebilirim ki bence başkent atılım. Çankaya buna dair mi bilmiyorum ama genelde Ankara'da okuyan ailelerin, öğrencilerin şehir dışına gitmesin diye, yanımızda okusun diye yolladıkları üniversiteler. Yok, bizim de öyle, %80'i bizim de öyle. Yani çoğu zaten Ankara'da ikamet eden öğrenciler oluyor. Bu anlamda ortak, belki de liseden, ortaokuldan arkadaşlarınızı da bulabileceğiniz bir üniversite yani. Çünkü çok fazla dışarıdan göç alan okullar değiller bence bu üçü de. Evet. Senin düşüncelerinde bu arkadaş ortam vesaireyle ilgili? Yani şimdi mesela bizim okul zaten en geç başlayan okul bizimki herhalde. Bizimki 2 Ekim'de açılıyor. Yine aynı şekilde o zaman da geçen yıl da böyleydi ve açıldığı gün bizim direkt şenlikle açıldı. Yani aslında baktığında arkadaş ortamı açısından da, kaynaşma açısından da gayet okey bir gündü bizim için. Hem kulüplere ve topluluklara giriş günüydü o gün. Hangisine girmek istiyorsak, aynen, standla herkesi. Hem de DJ geldi. İşte zaten başlangıç zaman çok tatlı oluyor böyle. Evet, her gün evet. Böyle bahar havasında geçiyor. Ki aynen aslında öyle. Sanırım yazların bahar şenliği oluyormuş okulların, sizin de. Evet öyle herhalde. Ama bu yıl depremden dolayı yapılmadı. Zaten çoğu öğrenci burada değildi. Peki akademik olarak kendimizi geliştirebileceğimiz bir yer mi? İlk olarak ben bunu Çankaya dışında söyleyeyim. Şöyle. Yani her üniversite size belli bir şey sunuyor. Bu biraz şey gibi, yani normal hayata hazırlanış gibi. Bazı bilgiler size önden veriliyor ama kendini nereye kadar getireceğin, ne kadar geliştireceğin, kendine oluşturacağın o yeni network, arkadaş ortamın, iş bağlantıları falan tamamen senin elinde. Yani sen git işte şu üniversiteye git, istersen buna git. Hani bu özel, ben bundan çok büyük şeyler bekliyorum. Özel üniversite dediğim benim işim yok, bile hazır etmeli falan, böyle bir şey yok yani. Hani o tamamen birazcık senin kendini o şirkete hazır sunabilmenle alakalı bir şey yani. Süreci. Evet, o şirket senin portfolyonu gördüğünde, yani evet bu artık bu üniversiteden çıkmış ama kendini şu noktaya getirmiş, böyle hani şuradaki üniversiteyle eşdeğer bir durumda diyebilir yani. O yüzden bunu yapmak da kendi elinde. Akademik olarak kendini geliştirebileceğin bir yer. Bence her özel üniversite kendini geliştirebileceğin bir yer yani. Çünkü neden? Sen oraya belli bir miktar para ödüyorsun. Yani sen ödemiyorsan da diğer arkadaşların, çevrendeki insanlar ödüyor. Ve o da karşılığında sana sürekli kendini geliştireceğin bir şey sunmak zorunda yani. Bu özel işte ortaokula gitmek de anaokuluna gitmek arasında bence hani aynı şey yani. Üniversiteye gitmek. Ya onlar da kendi içlerinde sürekli bir yenilik, bir değişim geçiriyorlar. Tabii aslında. Güncelleniyorlar sürekli. Evet. Yani şöyle, benim hazırlık dönemimde biz 4 kurduk. Ondan önce öyle değilmiş mesela. Hani böyle bir kurs sistemi yokmuş. Farklı bir sistemi takip ediyorlarmış. Okullar da aslında sürekli bir şey değişiyor. Biz bu videoyu şimdi 2022 yılı için çekiyoruz ama sizin girdiğiniz sene 2023-2024 eğitim öğretim yılında daha farklı bir hazırlık süreci olabilir. Kontenjan değişebilir. Yani aslında hiçbir şeyin garantisi yok şu an bahsettiğimiz şeylere. Kontenjanlar da zaten tamamıyla şeye de bağlı. İşte hazırlığı bitirip geçenleri çıkartıp tekrardan bir kontenjan şeyi hazırlıyorlar. Ya bizde mesela daha düşük galiba bu yıl, öyle olması lazım. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı üniversitelerin etiketi var, muhabbeti var yani. İşte başkent şuyla meşhurdur, buyla meşhurdur falan. Şimdi ben Çankaya'da bunu duymadım. Bunu söyleyeyim yani. Ben Çankaya'da bir etiket duymadım. Başkent için çok duydum. Hani tepe. Bu genelde hep işte tepeci, arabacı işte ya da kızları çok meşhurdur falan gibi böyle saçma sapan geyikler olabiliyor. Sarı saç duydum. Ben. Aynen. Yani Bilkent ve başkent sarısı diye bir muhabbet vardı hep yani. Ben buna girerken çok önyargılıydım. Hatta başkent kazandığım bile çok üzülmüştüm. Hani ya keşke üsttekiler gelseydi falan. O da biraz benim hani
üste farklı bölümleri yazmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Hı hı. Ama okula girdikten sonra şey anladım, yani suya girince alışıyorsun yani. Hani havuza atladığında da başta bir çok soğuk geliyor, sonra suya adapte oluyorsun, devam ediyorsun yani. Biraz öyle aslında bence üniversite tercih etmekte. Kendi kafana göre birinde illaki buluyorsun dediğin gibi. Aynen öyle. Bir de üniversitede şunu fark ettim. Yani belli bir noktaya kadar zaten kurmuş olduğum arkadaşlarım beni çok iyi bir yere taşıyor. İşte liseden arkadaşlarım var, ortaokuldan var. Onlar benim için yeterli. Hani hep üniversitede arkadaşlarım var. Ama üstüne böyle 20-30 kişilik çok kalabalık dost olduğum bir ilişkim olması da hani şu an gerek duymuyorum açıkçası. Yani bu anlamda söyleyebileceğim şey, sadece okulu ortamıyla tercih etmemezlik gibi bir şey yapmayın. Yani o okulun akademik kadrosu, hocaları, profesörleri, birbirinden fazla fakülteleri, yani meşhur olabileceği çok fazla alan var. Yani bizim hukuk alanında baş yazar hocalarımızın kitaplarını okuyoruz ve hocalardan dersi biz dinliyoruz aslında. Yani başkentte böyle bir artı var. Hepsinin bir kitabı var. Derslerde o kitabı görüyor çoğu fakültedeki öğrenci farklı üniversitelerde. Ama hocayı biz derste canlı olarak dinliyoruz. Bizim okulun hocası mesela, örnek veriyorum. Ha, böyle imkanları var. Hani o yüzden ben de ilk geldiğimde evet ya ortamına nasıl adapte olacağım, böyle insanlar çok şöyle vesaire falan derken bir anda okulun iyi tarafına da bakabiliyorsun yani. O yüzden tek bir pencereden bakmayın. Biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışın okul tercihi yaparken. Evet, videonun son kısmında genel olarak okulumuzdan bahsettik. Kampüsünden, ulaşım imkanlarından, yeme içmesinden, okulun arkadaşlık ortamları vesaire, akademik olarak kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlardan vesaire bahsetmiş bulunduk. Umarım faydalı olmuştur, çünkü yeni gelecek adayların çoğu üniversiteyi gezip görme, her fakültesine, binasına, sınıfına bakma girme imkanına sahip değil. Ki baksa bile arka planda olan şeyleri çok da fark etmesi mümkün olmuyor bu süreçte. Umarım iki üniversite adına da güzel bir VS videosu atmışızdır. İkisini de farklı alanlardan daha iyi, daha kötü diye şeklinde yorumlamış olduk. Umarım fayda olur sizler için. Diğer videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beğenin bir de.